Herkese selamlar, sevgiler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle peynir yapacağız arkadaşlar. Değişik, güzel bir peynir olacak. Ek gıdaya geçen bebekleriniz için harika bir tarif. Hemen tarifime geçiyorum. Öncelikle tencereme 3 litre kadar sütü alıyorum. Ve kaynamaya bırakıyorum. Sütümüz kaynarken şöyle geniş bir kase içerisine 1 kase yoğurt alıyorum. Yoğurdunuzun sulu kısmını da kullanabilirsiniz ve böylece de değerlendirmiş olabilirsiniz. 3 tane yumurta ilave ediyorum. İyice yumurtalarla yoğurtlu çırpıyorum. Karışımımız hazır. Sütümüz kaynamaya başladı. Kaynayan sütün içerisine hazırladığımız karışımı döküyoruz. Orta ateşte yavaş yavaş sütümüzün kesilmesini bekliyoruz. Püf noktası vermek istiyorum arkadaşlar. Eğer sütünüz kesilmez ise bir kase daha yoğurt ekleyin. Orta ateşte olsun, taşmasın. Sürekli karıştırmanıza gerek yok. Ara sıra ara ara karıştıralım. 1 yemek kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Ve tekrardan hafiften karıştıralım. Sütümüzün tamamen peynir olduğunu, kesildiğini nasıl anlayacağız? Sarı bir su çıkacak arkadaşlar. Peynir altı suyu çıktığı zaman oldu demektir. Sütünüz hemen kesilmeyebilir arkadaşlar. Telaş etmeyin. Bekleyelim. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Püf noktalarını kaçırmamak için. Bakın kesilmeye başladı. Daha önce de söyledim. Tekrarlamak istiyorum kaçıranlar için. Eğer sütünüz kesilmez ise ben tecrübelerime güvenerek söylüyorum arkadaşlar. Taze süt çabuk kesilmiyor. Sütünüz kesilmez ise bir kase daha yoğurt ekleyin. Sulu kısmından olabilir. Bu şekilde de sulu yoğurdunuzu da değerlendirmiş olabilirsiniz. Bakın peynirimiz kesilmeye başladı. Peynir altı suyu çıkmaya başladı. Ocakta ne kadar tutacağız? Yine merak ettiğiniz sorulardan bir tanesi. Tamamen peynir sudan ayrıldıktan sonra bakın. Berrak sarı su çıktıktan sonra peynirimizi ocaktan alabiliriz. Kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bana destek olmak istiyorsanız abone olup beğeni ve yorum atabilirsiniz arkadaşlar. Sevdiklerinizle videolarımı paylaşabilirsiniz. Daha önce de bu peyniri yapmıştım arkadaşlar. Gelen sorular üzerine tekrar belirtmek istiyorum. Kesinlikle yumurta kokusu olmuyor. 3 litre süt kullandık. 3 tane yumurta kullandık. Sütü 5 litre sütten yapacaksanız yine 3-4 yumurta da yine kullanabilirsiniz. Yumurta kokusu kesinlikle olmuyor. Sürekli yapıp tükettiğimiz bir peynir. Evet arkadaşlar, peynirimi ocaktan alıyorum. Bakın tamamen sütten peynir arındı. Suyumuz çıktı. Şimdi o Evet arkadaşlar, peynirimi ocaktan aldım. Şimdi şöyle bir aparat kullanacağım. Tülbentimi üzerine koyuyorum. Şöyle çukurlaştırıyorum. Söyleyemedim. Şimdi peynirimi üzerine alıyorum sıcak sıcak. Bakın nasıl da mis gibi. Daha önce de söyledim arkadaşlar, tekrarlamak istiyorum. Kaçıranlar için kesinlikle yumurta kokusu yok.
Evet, peynirimin tamamını aldım. Şöyle tülbenti düz bir şekilde şöyle kapatalım. Suyunu bu şu suyu boşaltıyorum. Porselen tabağın üzerine koyuyorum. Daha sonra üzerine su dolu kavanoz koyabilirsiniz arkadaşlar. Baskıyı uygulayacağız. 1 saat, 1,5 saat bu şekilde kalması gerekiyor. Şöyle şeker dolu bir kavanozum var benim. Bayağı da bir ağırlık veriyor. Bu şekilde suyunun süzülmesini bekleyeceğim. Dediğim gibi 1-1,5 saat, hadi 2 saat, fazla değil. Çünkü fazla kalırsa peyniriniz sertleşir. Evet arkadaşlar, süresi doldu. Kaldırıyorum. Bakın. Şöyle kenara alıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi mis gibi peynirimiz 1 kilo var. İnanın 3 kilo sütten 3 tane yumurta, 1 kase yoğurt kullandık. 1 kilogram peynir elde ettik. Şimdi keseceğim ve sizlere de yakından göstereceğim. Mis gibi. Kendi peynirinizi evde kendiniz yapın. İnanın harika oluyor. Lezzeti de o kadar güzel, yumuşak. Bakın. Vitamin değeri yüksek. Evet arkadaşlar, peynirimi dilimlere ayırdım. Bu şekilde buzdolabında bir hafta bekletip tüketebilirsiniz. Ama salamura yapmak isterseniz de peyniri dilimlere ayırın. Bir cam kavanoz içerisine yerleştirin. Şöyle bir sallayalım, yerleşsinler. Üzerine şöyle bir yemek kaşığı tuz ilave ediyorum. Daha sonra peynirin suyunu ayırdım arkadaşlar. Peynir altı suyumuzdan üzerine çıkacak kadar dolduralım. Evet, peynirinizi bu şekilde buzdolabında en az 1 ay saklayabilirsiniz. Tüketmek için beklemenize hiç gerek yok. Hemen yarın bekletmenize gerek yok. Yarın tüketmeye başlayabilirsiniz. Bu şekilde de uzun süre saklayabilirsiniz. Evet, bu şekilde. Ve tüketeceksiniz de hemen bekletmeden peynirinizi de tüketmeye başlayabilirsiniz arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Şöyle de iç dokusunu göstereyim. Hoşça kalın, takipte kalın. Allah'a emanet olun. Daha yeni yeni videolarda görüşmek üzere inşallah.